skaler ile çarpıma geçiyoruz. Matrislerde skaler ile çarpım nasıl yapılıyor? Acayip basit bir şey. Şimdi bunu gördüğün zaman hayda diyeceksin. Neyle neyi çarpacağım kardeşim diyeceksin değil mi? Hani baktığın zaman hiçbir anlam veremiyorsun. Ama aslında basit düşünelim. Bunun her bir elemanı birbirinden bağımsız düşüneceğiz. Bak Tonguç. Birbirinden bağımsız düşüneceğiz. Bir araya gelmişler ama birbirinden bağımsız insanlar. 2 ile çarparsak biz bu matrisin hepsini çarpmak zorundayız. Bir parantez gibi düşün. Parantezde dağılma özelliği vardı ya Tonguç. Evet hocam. Aynı onun gibi bütün her dağıtıyorum. O zaman 6, 12, 10 ve 14. Anlaştık mı Tonguç? Harika kolay. Çok kek. Şimdi de harika kolay güzel bir gerçekten. Buna eksi de yapalım. Hadi belki challenging olsun zor olsun. Hadi bakalım şimdi ne yaparız? Yine dağıtıyorum. Eksi 14. Süpersin. Eksi 7. Mükemmel. 0. Süpersin. Eksi 35. İnanılmaz o zaman süpersin. Skalerle çarpımı aldık mı? Anladım. Ne kadar kekmiş değil mi? Şimdi Ödülü sorumuzu sen yine yapıyorsun. Video duruyorsun. Cevaplara gönderiyorsun. Biz kontrol ediyoruz. Tamam mı Tonguç? Neymiş? A'yı tamam. vermiş. 5 A maddesinin elemanlarını toplumu soruyor. E, o 2 dakikada yaparsın zaten.